Hüseyin Mert'i davet ediyorum. Yine çok mutlu sunum gelecek galiba. Açık mı? Herkes sesimi duyuyor. Çok güzel. Benden önceki sunumlar gibi çok elegan bir sunum yapmayacağım. Çünkü PHP'yi çok seviyorum. Öyle skala falan yazmak gibi bir şeyim yok, fantezim yok. Gerçekten hani sakin bir şekilde. 5 dolara bulutla ilgili bir çalışma yapabilirsiniz DigitalOcean. Hani öyle uçmaya geçmeye gerek yok. Bunu söylerken hep zorlanacağız. Hani az önce bir Twitter'da bir feedback aldım. Dedim ki Türkiye'de yapılan sunumlar neden İngilizce oluyor diyorlar. Çünkü her şey İngilizce yani. Ben de iOS are coming dedim. Hiç alakası yok. Game of Thrones'a böyle bir referans atıyorsunuz. Ondan sonra bu taraftan, şimdi arka tarafta şey var. Başka müzikler çalıyor yani. Star Wars'un sanki reklam şeyi yapıyormuşum gibi, onlardan para almışım gibi bir hal var. Alakası yok. Ben size çok sakin bir şekilde bir teknolojiden, yani şu an endüstriyel internete bağlanan cihazlar denilen Türkçesi, cihazlar hakkında bahsedeceğim. Sunum gerçekten İngilizce. Çünkü yurt dışında bir sunum yapma gibi bir durumum var. Ben o sunumu burada sunuyorum size. Yani size büyük bir kıyak geçiyorum aslında. Bayağı güzel slide'da böyle animasyonlar kullandım ki hani şey olsun. Daha PowerPoint zamanlarından, WordArt zamanlarından bir şey olsun diye. İlk önce ne olduğundan bahsedeceğim bu cihazların. Ondan sonra bunlar neler, nasıl bağlandığımızı, nasıl geliştirdiğimizi anlatacağım. Daha sonra bunu yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Sunumun biraz giriş seviyesi orta yakın bir seviyede. Ama hani eminim not olaraktan bir şey yaptığınız zaman, bu sunumu dinlediğiniz zaman, böyle bir iş elinize geldiğinde, ha bak bunlar vardı, araştırmam gereken konular bunlardı diyeceğiniz bir nokta oluyor. Benim gibi bir danışmana bir sürü para vermek yerine ilk başta belli bir noktaya getirirsiniz, ondan sonra yine bana para verirsiniz ama daha az verirsiniz. Devam edelim. İlk önce bu cihazlar neler? Bu arada sunumun çok güzel, hızlı ve tempolu olacak. Benden sonraki sunuma gerçekten onun zamanını yetiştireceğim. Bu tür konferanslardaki en büyük handikap şudur. Konuşmacılar bir sonraki konuşmacının zamanından yerler. Ben onu yapmamaya çalışacağım. Çünkü benden sonraki konuşmacı da Adanalı. Onu da kayırdığımı söyleyeyim. İzmir'i bu arada çok seviyorum. Onu da tekrardan belirteyim. Bu internete bağlanan cihazların, hani biz açık kaynak camiasıyız ya, bilmiyorum siz kapalı kaynak camiası var mı aranızda, .NET'çiler falan. Tövbe etmenizi size öneririm. Hani gerçekten güzel bir din bizimki, açık kaynak. Hani açık kelimesiyle başlıyorsunuz, açık ayran içiyorsunuz, açık pide yiyorsunuz. Açık kaynak kod yazın, onları geliştirin. Size bu ne kazandıracak? Yüzlerce dolar para vererekten bir uygulama yapmak veya bir donanım almak yerine gideceksiniz. Çok ucuza Raspberry Pi'yi alacaksınız 35 dolara. Türkiye'de üretseler. Keşke Türkiye'de üretseler. Hani biz burada kullanırız. İzmir'de üretseler. İzmir'e gelir. Ben İzmir'den alırım. İzmir'in yerli meşhur Raspberry Pi'si diye geliriz yani. Bu cihaz çok yetenekli bir cihaz. Hani üzerinde USB girişleri, HDMI çıkışı, ses çıkışı, Ethernet girişi, bir sürü özelliği var. Bununla siz ne yapabiliyorsunuz? Evinizdeki veya iş yerinizdeki veya herhangi bir yerdeki cihazları kontrol edebiliyorsunuz. Tabii illa onu almak zorunda değilsiniz. Arduino diye bir daha küçük, daha böyle uyduruk bir cihaz var. Bu da yine aynı internete bağlanıyor. Aynı işlemleri yapabiliyor. Lambayı açıp kapatabiliyor. Hani ortaokulda biz düğmeye basıyorduk, ışık yanınca seviniyorduk ya. Onun birazcık daha hali bu. Hani herkes, benden önceki sunumlarda diyorlardı, işte Scala yazıyoruz, süperiz. Öyle değil. Bu gerçekten amele bir şey. Hani ampule takıyorsun, öbür taraftan elektrik geliyor, Raspberry Pi'yi oraya bağlıyorsun. Orada internetten bir URL'e bu geldiğin zaman GPU'yu ayağa kaldırıyor. Yani çok basit aslında düğmeye basıyor. İnternetten düğmeye basma işi bu. Bu cihazlarda bu işi yapabilen nispeten daha akıllı ama akılsız cihazlar. Bunun daha küçükleri var. Bu ürünü ben not almanızı öneririm. Bu Wi-Fi kartı olan üzerinde 8 dolarla 13 dolar arasında değişebilen, Çin'den, Alibaba'dan, eBay'den bir sürü yerden alabileceğiniz bir cihaz. Şu hani biraz yılan gibi olan kısım var ya, orası Wi-Fi'ye bağlanabiliyor. Elinizdeki kablonuzla
yani kablosuz ortamınızda bir lambayı açıp kapatabilirsiniz. Yani 20 dolara kral olursunuz. Gidersiniz sevgilinizin veya eşinizin veya annenizin bir şeyini uzaktan kapatıp açtığınızda, vay çocuk internetten kapattı açtı derseniz bir anda elegan olursunuz. Yani 20 dolara elegan olabiliyorsunuz. Şimdi ikinci cihaz, bu da birazcık daha kompleks olan, üzerinde röleleri yönetebilen bir cihaz. Ben buraya devre tasarımlarını koydum. Bunun sebebi de bu cihazlar çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Fiyatlar aynı kalıyor ama sürekli yeni yeni özellikler katıyorlar. Adam bir tanesi diyor ki ben bunun üzerine sadece C çalıştırabiliyorum diyor. Öteki birazcık daha kastırıyor. Ben bunun üzerine JavaScript çalıştırabilirim diyor. Birazcık daha kasıyor bir tanesi, Lua yazmaya başlıyor. Demek ki hani dil faşisti olmaya gerek yok. Ben PHP'yi çok seviyorum, çok iyi. Ama siz başkasını da sevebilirsiniz. Hani bunların üzerinde PHP çalışmıyor bu arada. Ne? Eagle. Ha, olabilir. O da güzel bir dil. Yani mesela Hüseyin diye bir dil yazarım ileride. Bu da onunla çalışır. İşte Hüseyin of Things derler. Böyle güzel bir şey çıkartılabilir. BeagleBone diye bir tane daha cihaz var. Bunlar bu arada hani çok böyle bakmayan küçük böyle uyduruk bir cihazlar gibi görünüyorlar ama üzerinde HDMI video HD video izleyebileceğiniz, belki 4K video izleyebileceğiniz cihazlar oluyor. Elinizde küçük televizyon altına bunu koyup bundan torrentten videolar indirebilir veya video player olarak da kullanabilir veya radyo station olarak kullanabilir veya televizyonunuzdan internette browser açıp ne gerekse hani hangimizin ihtiyacı var öyle ki 1 GB RAM'i olan 1 GHz işlemcisi olan bir bilgisayarda siz açacaksınız Chrome'u veya Firefox'u, orada bir şeyler yapacaksınız. Hangimiz bunu böyle bir şey yapar? Hiçbirimiz yapmayız değil mi? Onun için işte gidersiniz şunun gibi veya bunun gibi uyduruk cihazlar alırsınız. Oradan sadece lambayı açıp kapatırsınız veya şofbenin neresini kapatırsınız ne gerekse. Bunlar tamamen size kalmış bir şey. Yani endüstriyel olaraktan kullanabileceğiniz şeyleri bu basit uyduruk cihazlarla yapabiliyorsunuz. Bir de böyle bir tane cihaz var. Ben bunu da not almanızı öneririm. Üzerinde 4 tane röle var. Sizi kral yapabilir. Yani uzaktan kumandalı Android ile veya iOS'la herhangi bir cihazla uzaktan kumandalı bir arabayı yönetebilirsiniz Wi-Fi üzerinden. Ha bunu ne olur? Forklift'i hareket ettirebilen bir kod yazabilirsiniz burada. Forklift. Yani bir anda oyuncak arabadan forklift'e döndünüz. Niye? Ya direksiyonu hareket ettireceksin. Düğmeye basacak, gaza gidecek veya dönecek. Bir rota izlettireceksiniz. Bunlar aslında çok basit şeyler. Yani belki inanılmaz büyük şeyler. İşte ben Amazon AWS'de bilmem neler yapıyorum falan. Yok abi hiç gerek yok. GitHub hesabınız varsa 100 dolarlık size ücretsiz hesap veriyorlar. Amazon'da ücretsiz olaraktan bir sene boyunca yaşayabiliyorsunuz. Free tier'de hani 5 dolarlık bir cihaz alabiliyorsunuz ya. Onun çok daha fazlasını kullanabiliyorsunuz. Yani emin olun hayat çok basit, çözümler çok basit. Bir önceki sunumlarda yine çok taş atmayı severim ben. Bir önceki sunumlarda hani scalability için gerekli işte load balancer bilmem ne. Abi hiç gerek yok. Nerede bottleneck yaşadığınızı siz bilirsiniz. Profiling denilen bir olay var ya. Az önce söylüyoruz ya database'i cluster yaparım. Yapamazsın ya. Yapamazsın. Benim database'e cache tutmam diye bir şey yok. Cache tutmayacağınız bir yerde siz nasıl o şey cache layer'ını araya koyacaksınız? Bir saniyelik cache mi olur? Herkesin case'i, yani herkesin durumu kendisine özeldir arkadaşlar. Büyütmek için veya benzeri şeyler yapmak için illa böyle roket bilimi yapmıyorsunuz burada yani. Roket atmıyorsunuz yani. Ya uyduruk bir WordPress ya. Gerçekten uyduruk bir WordPress. Dünyanın 1/4 siteleri orada çalışıyor. PHP'ye bir şey atarken dikkat edin. Hani genel bir goygoy tabiridir söyleyeyim hani size yabancı kalmayın. Elegan elegan Ruby, Scala, Python yazarsın ama cenazene PHP gelir derler. Tamam mı? Hepiniz ekmek yiyeceksiniz burada. Yine az önce söyledik ya hani cihazlar böyle internete bağlanan çok özel devreler, işte renkli renkli cihazlar. Alakası yok. Küçücük bir telefonunuz da internete bağlanıyor. O telefonun üzerine yazacağınız bir tane uygulama da sizin evinizdeki lambaları açıp kapatabilir. Veya forklift hareket ettirebilir. Hatta çok güzel hareket ettirir. O direkt internete bağlanır. Üzerinde sim kartı var, başka şeyi var. Hatta telefonu açarsınız. Düşünsene uzaktan kumandalı araba giriyor içeriye. Anne diye bağırıyor. Hani çok efsane, çok hoş, güzel bir hareket yani. Hani internete bağlanan her cihaz IoT'tur aslında. Siz de internete bağlanabiliyorsanız bence siz de güzel bir cihazsınız. Bence internete bağlanan en güzel, en değerli varlık annelerimiz. Yani gerçek diyorum.
Annemi şimdi ben telefonla arayayım. Anneciğim git modemi restart et desem. Annem hiçbir şekilde exception fırlatmadan, hiç böyle sıkılıp durmadan gider modemi restart eder. Hatta bana şöyle bir şey de dönebilir. Oğlum elektrikler kesik. Siz bunu yapmak için ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Elektrik sensörü koyuyorsunuz, röle koyuyorsunuz, potansiyometreler koyuyorsunuz. Bir sürü şey yapıyorsunuz. Havanın nemini ölçmek için bir tane cihaz koyuyorsunuz. Olur ya, mutfakta oraya doğru çok buhar geliyordur. Hava nemli değildir. Ama sana der ki cihaz, hava çok nemli. Annemi ararım. Anne hava nemli mi? Yok oğlum der. Bitti. Yani internete bağlanan cihazları gözünüze büyütmeyin yani. Siz de ileride bir tanesini yazar, bitirirsiniz. Ha bu cihazlar bu şeyleri nasıl yönetiyor? Elektriksel cihazları nasıl yönetiyor? GPIO denilen bir kavram var. Elektronik mühendisi olan var mı aranızda? Neyse. İşte hani bu tür sunumların neden böyle çok light olduğunu itiraz ederler. Ben şimdi burada hardcore olaraktan şey anlatsam, GPIO'yu bilmem neyi anlatsam, yıkılacağız değil mi? Kaybolacağız. Onun için işte çok basit. Hepimiz biliyoruz değil mi? Bir tane direnç, bir tane LED lamba ve üzerinde işte noktaları. Sen diyorsun ki işte bilmem 14 numaralı GPIO'yu bir konumuna getir. Buna elektrik veriyor ve sizin LED lambanız yanıyor. İş aslında bu kadar basit. Bütün hepsi bu durumda yani. Bunu anlayabilenler, çok teşekkür ederim. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Ha bunlara yazılan en sağlam diller hangisi veya hani her türlü özelliğini kullanabileceğiniz diller hangisi diye bakıldığında maalesef C, Python ve Lua. Ha ileride daha çok şey değişir, JavaScript'te yazanlar olur. Tabii ki. Ben ama bunları öneriyorum size. Nedenini de söyleyeyim. C direkt makine diline müdahale edebilen, yani makineye direkt müdahale edebilen bir dil. Daha az RAM harcarsınız, daha az CPU harcarsınız. Araya ekstra bir layer katmadığınız için daha iyi çalıştırabilirsiniz. Aynı şekilde Python'da. Yani Python nispeten bir seviye yukarıda ama hani onun da web'e yakın olan taraflarını kullanaraktan başka şeyler yapabilirsiniz. Lua ise yeni güzel böyle parlak dillerden bir tanesi. Aynı Scala gibi. Scala'yı burada çalıştıramazsınız mesela. Maalesef. Çok üzüldüm. Yani PHP'yi çalıştırırsınız ama Scala'yı çalıştıramazsınız. Niye? Ben istemiyorum. Ben çalıştırmıyorum. Bu cihazlar neler yapabiliyor? Bakın şu an bunların hepsini yapabiliyor bu cihazlar. Yani sırayla anlatayım. Wi-Fi'den internete bağlanıyor. Direkt kendi kendine bulup bağlanabilir, keşfedebilir. Hatta şöyle cihazlar yapıyorlar. Fişe sizin bu IoT cihazlarınızdan bir tanesini takıyorsunuz. Gidiyor Microsoft'un bir tane cloud Wi-Fi hattını yakalıyor. Onu dinliyor. Man in the middle'lık yapıyor. Yani casusluk cihazı olarak da kullanabiliyorsunuz. GPIO'ları yönetebiliyor, dosya okuyup yazabiliyor, üzerine hard diskini takmıyor, o dosyaya torrent dosyası indirebiliyor. Timer'lar koyabiliyor, akşam saat 9'da perdeleri kapatlayabiliyorsunuz. Hani siz çok yoğunsunuz, hani saat 9'da perdeleri kapatacak haliniz kalmıyor ya, perdeleriniz de çok böyle dijital, tamamen üzerinde servo motorlarla kapatılıp açılması durumunda olan bir yer. Ha gerek yok, bir tane rezidansa gidersiniz, akıllı evler diyorlar ya, akıllı evler olması için onu 2 ile çarpıyorlar fiyatlarını. 2 ile çarpmak için gidiyorsunuz $30'luk bir tane cihaz alıyorsunuz buradan. O perdelere de $20'luk bir tane servo motor takıyorsunuz. Uzaktan telefonunuzdan perdelerimi kapat demek için 500 milyar değil de 1 milyon lira veriyorsunuz. Çok karlı şeyler, yani pahalı şeyler değil, para vermiyorsunuz bunlara. Niye? Açık kaynak, açık device, açık böyle bir şeyler. Başka? Devam edelim. Yaparken nelere ihtiyacımız var? Çok zeki olmalısınız arkadaşlar. Yurt dışını görmeniz lazım. İşte her şey hiç alakası yok ya. Şurada gerçekten dışarıdan bir adamı toplayalım. Abi bak şuradaki şu devreyi şuna taktığında bu elektriği kapatıp açabiliyor diyeyim. Adam gider şu İzmir'in kordon boyundaki bütün lambalara şey yapar. Bu neyi diyorlardı? Meksika dalgası yaptırır yani. Çok basit ya. Hani gerçekten çok basit şeyler. Bu cihazların en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Bunlar bir kez çalışır. Böyle sürekli sinyal verirler. Ben şu adrese gideyim der. Ben şu adreseye gideyim. Ben şu işlemi yaptım, elimdeki ürettiğim data bu, sana veriyorum der. Bunların hepsi sinyal. Değil mi? Elektronun temeli de sinyaldi. Öyle hatırlıyorum gibi. Birisi beni onaylayabilir yani. Evet diyebilir. Teşekkür ederim abi. Çok mutlu ettiniz beni. Süreme bakacağım. Geçmek istemiyorum. Kaç dakikam var? 5 dakika. Tamam, güzel hızlanacağım.
Layer 7'de nasıl bir iletişim kurduğumuzu bilenler, TCP, UDP'nin ne manaya geldiğini bilenler, güzel. Bu cihazlar UDP de yollayabiliyor, TCP de yollayabiliyor. Yani HTTP adresinden bir şeyler çektirip çalıştırabilirsiniz. Bir yere adrese bir şeyler put ettirebilirsiniz, post ettirebilirsiniz. Hepsini yapabilirler. Tabii ki MQTT diye bir protokol var. Hani normalde web request yollamak için header'da kocaman bir şey yolluyorsunuz, post body'sinde bir sürü şey yolluyorsunuz, ekle diyor bir sürü şey çekiyorsunuz ya. Adamlar demişler ki, lan zaten bunlar uyduruk cihazlar, kafasında bir çekirdek var. Hani ona da bir şey yapabileceğini düşünmüyoruz, onun için daha küçük bir paket üretebilir miyiz demişler. Bu da MQTT protokolü denilen bir protokol var. Çok hızlı, çok kolay, basit bir iletişim sağlattırıyor. Bunu da incelemenizi öneririm. Sadece bu kadar vereceğim. Hani birçoğumuz web sitesi yaptı, değil mi? Burada web projesi olup, hadi sallıyorum, anlık 250 bin kullanıcısı olan var mı? Bir anda böyle T anında, hani az önce söylüyorduk da, o bir saniyelik durumda 200 bin kullanıcısı olan var mı? Yok, kimsenin yok ya. Anlık 5 kullanıcısı olan var mı? 5. Helal olsun hocam. O 5 kişi inşallah 5 milyar olur. Ama bu cihazlar mesela siz o 5 kişi geliyor ya, 5 kişinin ne yapacağını tahmin etmiyorsunuz. Değil mi? Adam buraya tıklayabilir, şuraya gidebilir, orada arama yapabilir, bir şeyi post eder, işlem yapabilir. Ama bu cihaz sadece onlara söylediğiniz işi yapar. Sadece. Şu adrese şu bilgileri yolla. Ama bunu sürekli yaparlar. Sen sunucuyu kapatırsın, oradan kaçarsın, dükkanı yakarsın. Ama o cihaz oraya onu göndermeye devam eder elektriği olduğu sürece. Asla bırakmıyorlar. Ve şöyle de bir özellik var. Şimdi o cihazlar sürekli belli aralıklarla geliyor ya, her 5 dakikada bir bu işlemi yap diyorsunuz ya, o cihaz oraya bir kez gelme hakkı var. O verdiği bilgiyle siz belki para kazanacaksınız. Belki de bir şeye daha maliyetli hale getireceksiniz. Onu o an yakalamadığınız anda, kaydetmediğiniz anda kaybınız olacak. Ve size diyecekler ki, 100 uptime istiyorum sizden. Onu sağlayamadığınız zaman patlarsınız. Ha, uygulamayı hani az önce kapatıp indirdik, böyle sunucu sildik falan, ıvır zıvır şeyler yaptık ya. Bunu bu cihazlar sevmiyor. Yani sen uygulamayı tam o geldiği sırada redeploy yaptın, değil mi? Yeniden kod attın oraya. O an patladıysa o uygulama, belki o cihaz o exception'ı handle edemiyor. Düzeltemiyor yani, kendisini düzeltemiyor. O cihaz ölüyor. Belki yüzlerce cihazınız bir anda ölecek. Gidip sahada, amca biz işte şu cihaza bir rest vereceğiz deyip oturup böyle yaptınız oldu mu? Allah korusun, yapmayın yani. Az önce herkes söylüyordu ya, performans performans diye. Bakın bu ibretlik bir görüntü. Birçoğunuz görmüştür. Bilgisayarda sağ tıklarsınız, CPU oranlarına bakayım ben dersiniz. Arkada arkadaşlar durur böyle. İki tanesi, üç tanesi sakin durur. Bir tanesi delirir böyle. Ve çok güzel. Mavi ekran. Mavi ekran nerede geliyordu önünüze? Teşekkür ederim. Başka bir şey. PHP'de mavi ekran görmezsiniz. Aa, Scala'da da güzel kırmızı ekran düşüyor bu arada. Java'da da aynı ekranlar görüyorsunuz. Ben bu arada bunların hepsini gördüm. Hani az önce söylenen rakamların hepsini de gördüm. İnternette arayın, Hüseyin Mert diye arayın. Benim LinkedIn hesabını bulursunuz, GitHub hesabını bulursunuz. Hangi projeleri yaptığımı görürsünüz. Ama ben söyleyeyim, ben Adanalıyım. Ben tarladaki Hüseyin'le, hani buralardaki Hüseyin aynı Hüseyin. Çok basit yani. Arkadaşlar hiç gözünüzü büyütmeyin yani. Scala mıkala kasmanıza da gerek yok. PHP yazın ya. Gerçekten PHP yazın. Yok, hiç gerek yok. Öyle çok, ben dürüst bir şekilde söyleyeyim. Mütevazi davranın yani. Uçmaya göçmeye gerek yok yani. Ben bugün bir tane proje yaparım. Ki yaptığım projeler öyle. Yani 1 milyon kullanıcıdan 21 milyon kullanıcıya çıktığında ben tutup şey yapmadım ya. Abi işte biz şuradan işte aldık, internal bilmem ne serverleri aldık, işte interported communication şuralarda. Yok abi, öyle değil. Makinelere güzel bir şekilde kodu yazdık, profil ettik, yük testi yaptık. Dedik ki biz makine başına 5000 kullanıcı kaldırabiliyoruz. Ha, o zaman HA proxy'nin arkasına biz anlık 20.000 kullanıcı bekliyoruz ya. 4 tane makine koyalım dedik. O şekilde kaldırdık. Bu iş bu kadar basit yani. Uçmaya göçmeye gerek yok yani. Ha, uygulamalarınızın bu şekilde performanslı çalışmasını sağlayacak şey ne? Hiçbir şeyi bloklar halde olmasını olacak şekilde dizayn etmemeniz. Size bütün üniversitelerde şey söyleyecekler. Blocking, if, else, maybe falan böyle. Bunlar bu şekilde yaptığınız anda patlarsınız.
Siz şöyle bir şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu sayfaya çağırdığımda çeşitli eventler fırlatacağım. Sayfaya girdi, şuna tıkladı, bilmem ne yaptı. Bakın ben bu işten hiçbirini, bu işlemi yaptığım zaman şunu yaparım demedim uygulamam içerisinde. Yani bunların her biri bir bundle aslında. Her bir yapılan küçük işlem. Bunları böyle üst üste koydunuz ya. Hani az önce şimdi söylüyorum. Sayfaya girdim. Bak event geldi gitti. Sonra buradan bir tanesini sildim. Sayfaya girdiğinde atıyorum hani istatistik tutuyordum. Artık tutasın gelmedi. Uygulamamdan uçurdum onu. Bakın şimdi yine event geldi. Yine gitti. Aradan bir tanesini uçurdum. Sildim yani hoşuma gitmedi. Beni yavaşlatıyor dedim. Bakın yine geldi gitti. Hiçbir şekilde patlamıyor. Yani event bazlı yaptığınız zaman uygulamayı patlamıyorsunuz. Şu an kaç kişi event tabanlı ne demek olduğunu anladı? Bence güzel. Akşam uyumaya gittiğiniz zaman lan neydi bu event demeye başlayacaksınız. Böylece ileride hani 5 kişilik uygulaması olanlar var ya, 50 bin kullanıcıyı anlık gördüğünüz anda başınıza ne geleceğini, nasıl çözeceğinizi, ya şu Hüseyin dediydi dersiniz yani. Bakın bedava danışmanlık yapıyorum. Bunu normalde saatinde ben 2000 liradan veriyorum yani. Güvenlik kısmı. Şimdi internete bağlanan cihazlara her şeyi söyledik ya. Hani her şeye bağlanabilir. Elinizde bir tane çocuk izleyen kamera koydunuz atıyorum. O internete bağlanıyor değil mi? Bir IP'si var. IP'ye girebilen insanlar var. Onun şifresini kırıp çocuğunuzu izleyebilecek insanlar var. Veya şöyle düşünün. Bir tane kapıda sayaç var. O sayaç atıyorum 5000 kişiyi saydığında 5 lira alıyor. 15000 kişiyi saydığında 15 lira alıyor değil mi? Adam tutuyor araya giriyor. Sizin o endpoint'te sürekli adam geldi, adam geldi, adam geldi diye request yolluyor. Böylece zarar ediyorsunuz değil mi? Bu zarar etmenizin çözümü out etmek. Yani authorization koymak. Adamın aynı bilgilerle tekrar tekrar gelmesini engelleyebilirsiniz. Veya VPN yaparsınız. Aradaki network'ü şifrelersiniz. Daha ötesi bu adam sürekli bana geliyor. Ulan bu AVM'ye toplamda girecek adam sayısı 10. Nasıl buna 10 bin kişi gelmiş dersiniz? Bunu çözebilirsiniz. Tabii nasıl yaparsınız bunu? Log'dan. En önemlisi hiçbirinizin yapmadığı. Uygulamasının backup'ını düzenli olan kaç kişi var? Hocam çok kötü büyük yalan söylüyorsunuz. Bak ben seni tanımıyorum. Tamam mı? Hiç yalan söyleme. En son log'u ne zaman? Dün. Bugün çökse bitti. IP ver geleyim yani. IP version 6'yı hepiniz duydunuz değil mi? Uygulamasında IP'ye göre loglama alan var mı? Ya o zaman rahatsınız. Şimdi IP version 6 geldiği zaman şu üstteki iğrenç numaralara göre regex yazmak zorunda kalacaktınız. Belki database'inizde korumanız gerekiyor olan şeyler vardı. Bunları yapmanız gerekiyordu. Uptime'ı zaten bahsettik. Bu cihazdan bir de internete çabucak bitiyor. Sürekli bana gelmesini söylerseniz, sürekli bu işi yap derseniz o cihazın atıyorum bir yıllık olan pil ömrü bir aya düşüyor. Bu da sizin için büyük problem. Ondan sonra gidersiniz kapının altına eğilirsiniz şöyle. Oradan o pili değiştirmek için uğraşırsınız. Hani birçok muslukçunun yapılan espriyi aklınıza getirebilirsiniz. Allah korusun. Hani bilgisayar mühendisim diye elegan elegan gidiyorsun. Orada çok kötü duruma düşüyorsunuz yani. Bu da yine pille ilgili böyle komik bir espri olsun diye. Bir sonraki aşama olarak ben neyden bahsedebilirim dedim. Gerçekten uygulamanızı test edin. Yani bu testi gerçekten yapın. Çünkü hani web uygulamasının testini yapmak hadi nispeten hiçbirimiz yapmıyoruz. Hani onda bir şeyimiz yok. Ama internette bağlanan o cihazın uygulaması patladığı zaman sahada bir şey çözüm üretmek çok zor. Gidemezsiniz, uzaktan bağlanamazsınız o cihazlara. Tabii fail olduğunuz zaman da yani o an gidip bir çay içmenizi öneririm. Yani gerçekten bu karikatürü bilenler güzel. Yani arada gidin bir çay koyayım bari diye söyleyebilirsiniz yani. Aylık ödeme alın. Bu da size business tarafı. Hani teknik bir sunumdu ama aylık olarak da ödeme almanız harcamalarınızı eşitlemenizi sağlıyor. Size startup olarak da tavsiyem. Ben bitirdim. Twitter'da beni takip edin.
Genellikle goy goy yapıyoruz. Yani gır gır şamata dönüyor. Ama çok güzel makalelerden veya PHP ile ilgili şeylerden size paylaşıyorum. PHP gerçekten güzel ya. Bakın bedava. Nginx'i var, PostgreSQL'i var, arkada RabbitMQ'su var. İstediğiniz scale'de büyüklükte iş yapabilirsiniz. Türkiye Gov.tr PHP. PHP ya. 23 milyon kullanıcısı var. Anlık ziyaretçi sayısı büyüyor. Hocam onu artık söylemeye gerek yok. PHP'de PHP bilmem. Yani Facebook zaten PHP. WordPress ya. Her 4 siteden bir tanesi WordPress. Daha neyin davasını, neyin şeyinde tribündesiniz yani. Yani Scala'yla bir dakika çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bir konferansta hani bu PHP'ci değil. Adamın teki kimdi? Hangi dilde yazdığını unuttum. Muhtemelen Scala'dır. Sistemimizi o kadar mükemmel yaptık ki diyor. İşte 5 kullanıcıdan 5 milyar kullanıcıya kadar scale edebiliyoruz diyor. Şu an kaç kullanıcınız var? 500. Neyin tribündesiniz arkadaşlar yani? Yazın PHP ile hiç öyle object oriented bir şey yazmanıza gerek yok. AML'e print bilmem ne echo yazdığınızda bile o sayfa cevap veriyor size yani. Hüseyin yaktın bizi. Teşekkür ederim.